Evet, yine bugün sokaklara çıktık. Sizlerle birlikte olacağız. Hava güzel. Şu an neredeyiz? Halk Bahçesi'ndeyiz. Öyle bakıyorum, arkada spor yapanlar, bir yandan temizlik yapanlar, yürüyenler, koşanlar var. Ne yapacağız bugün? Bugün güzel bir şey yapacağız. Sizlere güzel bir şey soracağız. Tekerlemelerle aranız nasıl diye soracağız. Ben söyleyemiyorum. Farkındayım. Cuma, sen söyleyebiliyor musun? O da söyleyemiyormuş. Ne yapalım? Hadi Çanakkale kazan, biz kepçe dolaşalım. Tekerlemeleri soralım. Bakalım tekerlemelerle aranız nasıl? Çok küçük bir şey soracağım. Valla ne güzel, bak çıtlata çıtlata geliyorsunuz. Ben de sizin çıtlatmanızı gördüm. Afiyet olsun. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Öyle çıktık. Zorlasak da size röportaj yapalım dedik. Yapmayalım. Ya tekerlemeyle aranız nasıl diye soracaktım. Harbi mi? Benim kadar mı? Benim kadar kötü olamaz ya. Valla. İyi o zaman. Cuma, bugün tekerleme yapacak kimse yok ama paşa var. Paşa. Dedim ama duymuyor da beni. Neyse. Bu arada onun sahibi de orada, ona bakıp duruyor öyle. Gel. Gel. Gel buraya, gel. Hadi gel bak, gidiyormuşuz. Gel yakışıklı, gel. Gel. Gel buraya, gel. Ben seni... Allah, 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 Allah. Adı Paşa mıydı bunun? Paşa. Buradayım. Nereye gidiyorsun? Gel bir röportaj yapalım seninle. Gel. Ben buradayım. Sen nereye bakıyorsun? Cuma, bu seni sevdi galiba. Evet. Önce sizi tanıyalım mı? Evet. Paşa'nın sahibi. Paşa gel. Alabilir miyim seni kucağıma? Gel 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 gel. Cuma, bundan sonra programları Paşa'yla yapıyoruz. Program dekorumuz. Nasılsın? Abi. Ama o yenmez Paşa. Beni yiyebilirsin de onu yiyemezsin. Çok pahalı Paşa, çaktırma. Dur, sahibini bir tanıyalım ama sen bir yere ayrılma. İsim neydi? Kübra ben. Kübra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı. Vallahi çıktık öyle işte, hava güzel. Aynen öyle. Dedik ki Halk Bahçesi'ne bir gidelim, birkaç kişiyle şöyle sohbet edelim. Ama en iyi oldukları durumdan dolayı sohbet edelim. Tekerlemelerle aranız nasıl? Aa, berbat. Aa, berbat, hiç berbat. Anlamam. Hiç mi? Hiç mi yok? Ezberimde bile yoktu yani. Ya ben söyleyeyim, sen de tekrar et. Tamam, deneyelim. Tamam. Kartal kalkar, dal sarkar. Bak ben bile söyleyemiyorum. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Bu kadar basitmiş Kübra, sen de yani zorla. Çok kötü. Ne dedi Cuma? Aa, çok orada orada, ben Paşa'ya bakıyorum orada. Paşa'ya bile sorsam o bilir. Aa. Vallahi. Mesela bir, peki bir şey daha sorsam sana. 7-8 tane K harfiyle başlayan anlamlı bir sözcük kur bize. Ayrı ayrı. Ama 7 tane birleştirdiğinde ki de anlamlı, aa, bir sözcük çıkacak ortaya. K harfiyle. K harfiyle başlayacak. Hatta öyle bir tekerleme bile var. K harfiyle başlıyor. K harfiyle tekerleme. Biraz kopya verin bari onu söyleyeyim. Kralın kızıyla başlıyor. Aa, bilmiyorum o zaman. Ya. Kralın kızı kaçmış kralın haberi. Bilmiyorum abi. Kralın kızı kaçmış kralın haberi yok orada. 4'ten sonra iptal. Ben sana bak söyleyeyim. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış. Kral kızına kızmamış. Oo. Kralın kızı kiraz kavanozu kırmış, kral kızına kızmamış. Yani. Çok iyi, başarılı. Bak o kadar güzel bak. Belki de bu ablamdan güzel bir şey çıkar mı Kübra? Önce sizi tanıyabilir miyim? Sevgi İpek. Sevgi Hanım, tekerlemelerle aranız nasıl? Bilmem, fazla söyleyemem ama. Aklınızda olan bir tane tekerleme var mı? Tabii. Mesela? Yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek? O sarımsaklasak da saklamasak olmuyor muydu? Olabilir. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? O ilk defa ben düzgün bir tekerleme çıktı benden. Cuma, hayır. Bu programdan ne çıkar? Peki size ne sorayım? Bize bir sözcük söyleyin. Son harfiyle bir sözcük daha söyleyin ama anlamlı olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dur şimdi. Bir de alabiliriz biz, öyle. Bir sözcük. Ben biz size bir kelime söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte kral. K ile başlıyor ama L ile bitiyor. L ile devam eden bir kelime daha söyleyeceksiniz. Tamam. Mesela kral. Laman. İsim mi? Şey, olabilir, yok. Hiç fark etmez. Laman. Laman. Ne? Ne ile? Nermin. Yine ne ile? Nerman. O ne ile devam ediyor. Çok teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ederim. Ben bak burada demin bize selam vermişti teyzelerim. Boğaz TV. Sizleri de alayım ben böyle. Küçük bir şey, çok zor bir şey değil. Bak buradan güzel şeyler çıktı. Teşekkür ederiz. Bak böyle ne kadar güzel, nazik insanlar. Cuma, teyzem de
neyle devam etti, etti hep neyle gitti bakalım bundan sonra ne olacak. Hadi Cuma biraz daha devam edelim. İsim neydi? Ben önce ablamın ismini alayım. İsmim Fatma, soyadım Birol. Fatma ablacığım, tekerlemelerle aran nasıl? Nasıl tekerleme? Mesela hani vardır ya neydi? Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak gibi. Nasıl aran onlar? Valla bizim aramız Tokiler'e çıkacağız. Tokiler'e çıkacağız. Evet. Tokiler'de biraz kaçak elektrik yaptıkları için Tokiler'de kaçak kullanıyorlar. Onun için de abone olmadığı için de birden hareket edemiyoruz. Ondan sonra o sıkıntıları dile getireceğim diyor. Sıkıntıları dile getiriyoruz. Evsizlik yaşıyoruz. İnşallah yurdumuz bulursun. İnşallah yurdumuz yuvamız yok. Çaresizlik içinde gıt kanat geçinmekteyiz. Türkiye'nin hali gittikçe bozulmaktadır. Yalnız Tayyip Erdoğan bizi bu Türkiye'yi istediği gibi yani elde etmektedir. Bir bu Türkiye'nin düzelmesini istiyoruz. Teyzem bir önceki programda olaymış valla iyi milletvekili adayı olurmuş bize. Türkiye'mizin kimseye satılmasını istemiyoruz. Ve ortalığımızın Allah düzgünlük bilmesini istiyoruz. Kardeş kardeşe geçinsinler. Kan davaları olmasın. Amin. Küçük masum yavrular berdel olup satılmasın. Amin. Evlatlarımıza kötü olaylar göstermesin. Amin. Allah ortalığımıza düzgünlük versin. Amin. Ortalığın düzelmesini istiyoruz. İnşallah. Yalnız onun için de bu Türkiye'nin biraz gelir kaynağı, yaşama gelir kaynağı zordur. Geçim hayatları çok sıklaştı. Millet dardayız. Herkes darda hayat yaşıyor. Şimdi ben bir şey soracağım. Sen anlatıyorsun. Evet. Ben dedim ki tekerlemelerle aran nasıl dedim. Yani sen bana hayatını anlattın. Olsun inşallah bunlara bir çözüm i̇nşallah. Buluruz. Bu arada neyin oluyor? Annem oluyor. Annen mi? Evet. Annem bayağı güzel tekerliyor. Şimdi ben şöyle bir gireyim. Sorunlar çok olduğu için teyzem orada tekerlemiş evet, kalmış. Tekerlemeye pek senin isim neydi? Erol. Erol senin tekerlemelerle aran nasıl diyeceğim de bırak şimdi tekerlemeyi. Anne bayağı bir uçmuş. Ne yapsın şimdi sorunlar çok olduğundan. İnşallah çözülür onlar. İnşallah çözülür. Çözülür de. Senin tekerlemelerle aran nasıl? Sen iyi tekerleyebiliyor musun böyle? Vallahi hiç bak, yok. Bak ben yapamıyorum. Doğrudur. Benim de yok tekerlemelerle. Vallahi. Bak şimdi ben sana bir tane tekrarlayayım. Sen de onu bana tekrarlayabileceğin. Bakın bak, deneyeceğiz. Bir deneyelim. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Bak bu güzel oldu. Peki. Beş tas has hoşaf. Beş taş has hoşaf. Taş değil ama o tas. Ha tas. Erol tas. Beş tas has hoşaf. Beş tas has hoşaf. Heh tamam oldu. Erol inşallah sorunlarınız çözülür i̇nşallah. Teyzeciğim. Allah. Sizi tanıdığıma sevindim. İnşallah. Buradan da söylüyoruz. Tokidekiler elektriği adam gibi kullanın lan. Öyle kaçak maçak kullanmayın. Benim canım sıkmayın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Görüşürük. Tamam. Herkese hayırlı günler. Görüşürük. Sen gir bak teyzem. Biz buradan geçiyorduk. Bu arada hemen söyleyeyim dün üzerimdeki kıyafet farklıydı bugün farklı. Dün yetiştiremedik biz Cuma ile programı. Bir anda böyle ertesi güne kaldı. Geçiyorduk sen de dedin ki gel bir röportaj yapalım. Böyle oldular mı çok seviyorum. Bunda da bir hayır var diyorsun ya değil bunda mi? Her işte bir hayır vallahi var. Işte... Önce sizi bir tanıyayım ben. Adımı mı istiyorsun? Bak, istiyorsanız nüfus kağıdınızı verin. Sıkıntı yok ya. Soyadımı istiyor musun? Boş ver soyadımı. Genelde yabancılar adım soyadıyla başlıyor. İsmim Selma Hanım benim. Selma ablacığım tekerlemelerle aran nasıl? Tekerlemeleri çok bilirdim ama şimdi bilemiyorum yani şu anda bilemem. Evet normaldir bilemez çünkü tansiyonu çok düşükmüş evet. Selma teyzenin. Uyku saatim yavrucuğum. Allah bu saatte uyunur mu Selma teyze? Öyle güzellik uykusu yavrum. He güzel. Güzellik uykusu. Cuma bizde ben de diyorum niye bu kadar, bu kadar niye tipsizim diyordum. Meğersem güzellik uykusu uygulamadımdanmış. 37. Kaç yaşındasın? 37. Daha bir 62'ye gel o sen de başlarsın. O zaman. Ben hala o zaman çalışıyor olacağım için. Kameraman bu... da çok tatlı bir çocuk yani. Kameramanımız 10 numaradır Cuma. Hangi TV'de isteyeceğiz bunu? Valla şu an mikrofonda Boğaz TV yazıyor. Başka yere de satarsak bilemem artık. Ay ben Boğaz TV'yi bulayım şeyde ekranda. Çok basit. UEFA 39 hemen şurası zaten şirket. Öyle mi? Selma teyze şimdi sen oh kahvede geldi Allah bereket versin. Valla Çanakkale böyle bana çok iyi geldi Ankara'dan sonra. Ankaralı mısın? Ankaralıyım. Neresinden? Ankara'nın Kavaklıdere oraya gelin gittim ben. 45 46 yıl oldu. Ben de bir ara neredeyse damat gidiyordum. Allah.
Zorlanırsın. Valla Dikmen'e, Dikmen'e neredeyse damat gidiyordum, sonra kurtardım kendimi dermişim. Selma teyze, biz sana şimdi bir tekerleme söyleyeceğiz. Sen de bakalım o tekerlemeyi nasıl söyleyeceksin bize. Söyleyemezsen ben de değil. Canın sağ olsun, başka bir şey buluruz sana da. Senin gibi tatlı bir tatlı bir teyzeyi bulmuşken, değil mi Cuma? Şimdi 5 tas has hoşaf. 5 tas has hoşaf. Tamam, biraz daha hızlı. 5 tas has hoşaf. Has hoşaf. Ne oldu? Hoşaflar karıştı. Hoşaflar karıştı. Bunun hiç sosyal bir yanı yok. Biraz tamam. Daha sosyal mevzular. Tamam. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Selma teyze, o zaman şimdi yapılan bir araştırmada insanlara söylenen kelimenin son harfiyle hiçbir zaman 10 kelimenin üzerinde kuramadıkları ortaya çıkmış. Yalın. Mesela ben size bir tane kelime söyleyeceğim. Bittiği harfle ikinci bir kelime söyleyeceksiniz. Yine onun ikinci bir biten harfiyle bir kelime söyleyeceksiniz ama onu geçemeyeceksiniz. Bundan tuzak mı, neresinde? Tuzak şurada. Bizim beynimizin normalde sağ lobu çalışır. Anladım. Ama kelimeyi kurarken sol lobla düşünmeye çalıştığınız için sol lobu çalıştıramadınız. Ben sağla düşüneceğim. Tamam, o zaman sağ lobla düşünüyoruz. Kemal. Kelimemiz Kemal, son harfiyle. Ne? Ben ne türeteceğim? Neyle ilgili bir kelime? Ne? Lazım. M ile bitti. Mevsim. M ile bitti. Misal. L ile bitti. Lüzum. M ile bitti. Çok oldun ama. 6 oldu, daha 5 oldu. Hadi, boş oturuyorsunuz. Ya işte Selma teyze, şöyle bir şey, dünyadaki en büyük rekor 27'ymiş. Ya senin karşında kaç yaşında insan var oğlum ya? Ama onu da yapan 74 artık yaşında. Artık benim melekelerim zayıflamış. Biz böyle güzel ve şirin bir teyzemizi biraz yalnız bırakalım. O kahvesinin şey keyfine baksın. Ama benimle bir söyleyebilirsen. Ben çok sevdim seni. Ben de sizi çok sevdim, açıkçası söyleyeyim. Çanakkale'de buluşalım bir daha gelişimi. Buraya gelin. Çanakkale'de buluşalım. Biz şimdi bir şehir değiştirelim, sonra Çanakkale'ye geri dönüp Selma teyzeyle. Sonra. Bak, iki gün önce bizim yanımızda olsaydın Selma teyze, sana güzel bir soru sorardık. Bizim, biz ZZP Partisi diye bir parti kurduyduk. Ne? Neyi içeriyor onlar? ZZP Partisi. ZZP Partisi. Birinci sıra adayı da seni yapardık. Zeki Zamanlama. Yok. Ya? Zattürre Zuttik Parti'ydi. Gene iyi oluruz ya. Sıkıntı yok. Bir dahaki seçimlere iktidarız 400 milletvekiliyle. Onu sen baştan söyleyelim. Çekiyor musun kameraya? Evet, şu an zaten kayıtta, bak orada kırmızı bir ışık yanıyor. Çok sinir bir şey bu. Asap bozuyor. Evet, çok bazen öyle asap bozuyor. Şimdi şöyle Sine 5'te falan magazin şeyleri oluyor ya gece geç vakit. Ha. Aman ne pozlar veriyorlar, şekilden şekile sokuyorlar kendilerini. Orada hemen makyajlar yapılıyor. Vay, sen bana hiç ne makyaj yaptın ne bir şey. Ama sen doğal halinle güzelsin. Böyle koca karı koca karı olur mu? Yok, için en güzeli doğal haliyle. Koca karı yok, karı oturttum bile. Yok, doğal haliyle güzel Selma teyzem. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben de sana canım. Hadi bakalım biz devam edelim, şöyle şu tekerlemeleri alalım. Ben bunu yayınlama ya. Yayınlarız, hiç sıkıntı yok. Bir boşluk doldur yani, küçük bir bırak. Tamam, küçük bir boşluk doldururuz. Hadi bakalım Cuma, biz devam edelim. Gir kayda Cuma. Bak, bu kendi kendine dedi ki abi ne iş yapıyorsunuz siz dedi. Adın ne senin? Elif. Elif, evet. Sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim abi. Öğrenci misin? Gülen öğrenci. Hangi okul? Gazi. Gazi. Ana ben ortaokul orada bitirdim ama Ezine Gazi. Biliyoruz abi. Ben, biliyor musun? İzledik. Daha önceki programları söyledim mi la ben? Söylemişimdir, içim dışım bir, normaldir. Ecem. Yok. Elif. Neyse, Ecem demin şeydi. Gel sen de gel. Hadi bir önceki ya, programda vardın. Gel. Gel. Cuma abim birazdan döner onlara. Sıkıntı yapma sen. Tamam. Tekerlemelerle aran nasıl? Yani. İyi tekerleme. Teker misin böyle? Yani. Valla. Sen yok. Mi? Evet. Aslı çok güzel söylüyor. Aslı. Harbi mi? Gel kız Aslı. Bak şimdi. Sana ben bir tekerleme söyleyeceğim. O tekerlemeyi bana hızlıca söyleyeceksin. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Bir daha söyle bakayım. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Aferin sana bak. Bu kadar zor muymuş kız? Peki, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kız köşesi. Elif öyle. Şu köşe. Bu köşe yok. Biraz daha gidersen yolun ortasına gideceksin. Özüleceksin. Gel böyle. Abi ben size söyledim.
Evet. Dur. Gel. Hadi Aslı gel. Aslı gel. Aslı'ya biz ne sormuştuk? Daha önceden de röportaj yapmışız. Fırmatının cinsini mi sormuştuk? Evet. Neydi cinsi? Ya hayır, bize tarihini sormuşsunuz, cinsi değil. Tamam, cinsini de sormuşumdur sonunda. Tahta. Ha, sen ne söyleyeceksin? Ben mi? Ama siz tekrar... Sen iyi bir rap söylüyormuşsun. Ben öyle duydum. Ama tek siz tekrarlayacaksınız. Tamam, ben söyledim. Tamam. Tamam, krema kapalı kapılar ardı kaldı, kapana kapalı kaldın, kapana kaldı, karadı kandı kandır, ardı kandıra kandı, yakamlı kandı kandır. Sen abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir şey kaldırıyor ama ne kaldırdığı belli değil. Kız ver onu, nerede söyleyeyim? 37 yaşında yaşlı başlı adamım Allah aşkına ya. Yaşla alakası yok. Yok ya, gerçekten güzeldi. Ben sana teşekkür ediyorum. Senin de şu an yayınlanacak zaten. Yayınlanması için çekiyoruz. Yayınlansın diye çekiyoruz. Kızlar, size teşekkür ediyorum. Kim olabilir? Senem. Senemmiş. Hadi bakalım, size iyi dersler. Görüşürüz kızlar. Cuma bu kızlardan, bu kızdan rapçi olur ha. Valla geleceğin kolerası olur bundan. Ay, bugün çok sıcak cuma. Uçaklar geçiyor. İnsanlar güzel. Ben böyle gidiyorum. Cuma, senin tekerlemelerle aran nasıl? Yok mu? İyi mi? Harbi mi? Cuma'nın tekerlemelerle arası yokmuş. Hadi biz sormaya devam edelim o zaman. Ben hiç hayatımda palyaço röportajı yapmamıştım. Valla. Ben de bir ilk yapayım mı? İsim neydi? Cansel. Cansel. İsmi sormasaydın ya. Tamam, ismi yok. Bunun palyaço. Sadece palyaço. Cansel, bu arada bakıyorum ben, şöyle broşür dağıtıyor. Reklama giriyor. Tamam, güzel bir çiğ köfte markası. Herkes biliyor. %50 indirim var bugün Alper. Harbi mi? Evet. Tamam, biz palyaçodan gaz aldık geldik dersek %75 olur mu? Bilmiyorum. Saçlar orijinal mi? Orijinal valla. Kuaför çok uğraşmıştır bunun için ya şimdi. Peki, tekerlemelerle aran nasıl? İyi değil. Valla. Gene de palyaçolar insanları. Ben doğru düzgün konuşamıyorum, bir de tekerleme. Değil mi, bir de? Kız, palyaçolar güzel konuşur der. Sen de güzel konuşuyorsun, çaktırma. Şimdi ben sana bir tekerleme söyleyeceğim. Sen de onu tekrarlayacaksın ama hızlı. Aa, yapamam. Olabildiği kadar. Valla hadi. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kiral kralırıp. Ben mi söyleyebilseyim, insanlar da söyleyecek. Ben daha söyleyemiyorum. Daha ben söyleyemiyorum. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kral bir şeyler yapmış emmi. Bana hiç sorma yani. Hadi bak bir kere daha dene. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, gerisi yok yani. Gerisini boş ver, kralın kızından bana ne? Nasıl var bu arada, işler nasıl? İyi. Kaç yıldır palyaçoluk yapıyorsun? Daha ben dün başladım. Dün başladın? Evet. İlk palyaçoluk deneyimi. Evet. Arkadaş iyi bakın. Bundan sonra bu Boğaz TV'nin palyaçosu olacak inşallah. Beni tanımayın kesin. Arkadaşın fotoğrafı burada. Çok teşekkür ediyorum sana. Sana da kolay gelsin. Evet, ben de ilkleri imza attım. İlk palyaço röportajımı yaptım. Yaşasın. Yupimi desem, ne desem bilmiyorum ama güzel oldu. Sana kolay gelsin. Şansım. Demin bir palyaço, bir tane daha palyaço. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Aa, ablam. Kolay gelsin. İsim? Esengül. Esengül, Cansu Esengül. Güzel. Palyaçoluk nasıl bir şey ya? Çok güzel bir şey. Aa, eğlenceli, evet, mi? Evet, çok eğlenceli. Benden olur mu diyeceğim de, kanalın palyaçosuyum zaten. Normaldir, makyaja gerek yok. Değil mi? Aynen. Esen neydi? Esen. Esengül müydü? Evet. Ha, Esengül, tekerlemelerle aran nasıl? Tekerlemeli aram hiç iyi değil. Valla bu arada saçlar orijinal galiba. Hayır, buyurun efendim. %50 indirimimiz var, bekliyoruz. %50 bize palyaço indirimi, %75 olacak. Birazdan gideceğiz. Peki Esengül, sana ben bir tekerleme söyleyeceğim. Tamam. Hızlıca söyleyeceksin. Söylemem ki. Söylersin. Hayır, söyleyemem. Bak, ben gaz vereceğim, söz. diğer palyaço arkadaş Cansel bile söyledi. Ben söyleyemem. Bak, söylüyorum. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızı... Yine söyleyemedim. Bak, demin de söyleyemedim zaten. Bak, bizim palyaçolarla bugün valla şansımız var. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kabuğuna mı kızmış? Neymiş? Bak, tekrarlıyorum. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Yok, söyleyemem. Yok, gerçekten. Tamam, hadi sana da kolay gelsin diyorum. Bugün palyaçolara da kolay gelsin diyelim. Bize de teşekkür ederiz. Bir hemen bunu arka cebe atayım, cuma dönüşte alırız. Çiğ köfteleri yeriz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nereye geziyorsunuz siz? Okuldan mı çıktınız? Kaçtınız mı? Ne yaptınız? Çıktık abi. Çıktınız mı? Okul saati bitti mi be? Bitti. Vallahi be. İsim neydi? Serhat abi. Serhat, dersler nasıl? Dersler abi, sınavdan çıktık şimdi. Çok. Hadi ya, net sınavı vardı. Tarih sınavı abi. Allah. Ne sordular? Ben sana söyleseydim bana, ben sana kopya verirdim. Bilmiyorum ki ben de. Salladım hepsini. Salladın mı? Dersleri idare eder o zaman. Aynen abi. Peki,
Tekerlemelerle aran nasıl? Hiç bilmem vallahi abi. Vallahi. Ben sana de, sor abi, bir tane sorayım. Tamam sen söyle. Bildiğin bir tane var mı? Bir yordu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak. O kolay besin lan. Bak şimdi kiralın şey, ben sana bir tane söyleyeceğim. Bir de ben söyleyebilirsem. Cuma bugün bende bir şey var. Dün söylüyorduk. Bugün ikinci güne sarktı ya röportaj. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış. Kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış. Kralın kızı... Zorla. Olacak. Bir daha söylesene abi. Bak. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. İşte bu, aferin sana. Bu kadar basitmiş ama Sinan. Yani abi, basitmiş. Peki, Serhat mıydı? Sinan, valla ben bugün yaşlandım abicim, normaldir. Peki, 4 tane kelime söyleyeceğiz. Söyle. Ben sana bir tane kelime söyleyeceğim. O kelimenin bittiği harfle bir kelime de sen üreteceksin. Tamam abi. Tamam, seninle öyle bir çatışacağız. Kemal. Lale. Erkan. Nar. Rıdvan. Nesir. Yenildim galiba. Çok teşekkür ediyorum sana. Hadi bakalım. Bir de diyor ki dersler kötü diyor. Bu bayağı bir zeki yani. Benden hızlı söylüyor. Benden hızlıydı. Valla. 22 oynamaya karar verdim. Tamam 23 bile oynarım. Hiç sıkıntı yok. Bu sıcakta. 5. Al yavaş at. Yavaş at. Bekle. Bekle. Ben böyle güzel basayım. Önce bununla konuşacak değil mi Cuma? Ters ışığındayım biliyorum. Bu tarafa mı alayım? Gel. Gel. Sen niye basket atıp durun? Ya artistik mi yapıyorsun sen? Hayır abi. İsim neydi? Kadir. Kadir. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim işte. Çıktık öyle hava güzel. Evet. Baskette iyi olduğun kadar tekerlemede de iyi misindir? Hayır. Ya işte öyle. Şimdi Kadir ben sana bir şey soracağım. Söyleyeceğim daha doğrusu. Bir tekerleme söyleyeceğim. Sen de benimle birlikte tekrarlayacaksın ama hızlı. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Bak üçlük basket atmaya benzemez bu iş. Evet. Evet. Evet dedi yandı. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızmamış. Olmadı. Bir daha. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızmamış. Ama ben yavaş ediyorum. Kavanoz bayağı bir kırıldı Cuma, gitti. Bakıyorum. Atamadın. Bakalım gel bu atamadığı gibi burada da atabilecek mi? İsim neydi? Sergen. Sergen, Beşiktaş mısın? Yok, Fenerbahçeli. Olsun, Sergen'in de oynamadı, yer kalmadı. Ya evet, Konyaspor'a. Senin kadar baskette iyi olamadığın kadar herhalde şeyde iyisindir. Tekerlemelerde, tekerlemeyi de söylese. Evet. Çok tekerlede şey falan tekerlede olduğu için evet. Şimdi ben demin dedim ki, kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış dedim. Hı hı. Sen onu tekrar söyleyeceğim. Bakalım yapabileceğin mi? Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Biraz daha hızlı söyle. Kralın... Ne yayın burada biter. Geveze rahmetli. Oğlum dur, kendi vakti gelsin, gömmeleri çabuk olur. Kralın kızı... bir daha alabilir miyim o tekerlemeyi? Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Oldu mu? Oldu gibi. Kralın kızı. Oldu mu sence? Oldu. Olmuş. Bir de ona soralım. Senin ismin neydi? Nurgül. Nurgül nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Basket atabildiğinde yarım yamalak iyi olduğum kadarıyla bu işte de iyiymişsin duyduğumuza göre. Bu arada basket topu da bende. Abi sıkıntı yok. Devam. Evet. Ya aslında pek iyi değil de. Kralın kızı kiraz kavanozu kırmış, kral kızına kızmamış. Ama bunu sormayacaktım ki. Ne soracaktınız? Kartal kalkar, daha sarkar, daha sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, daha sarkar, daha sarkar, kartal kalkar. Abi söylüyor bu valla. O zaman ikinci tura sen geçtin. Şimdi ikinci turdaki şeyimiz. Ben sana bir kelime söyleyeceğim. Daha sonra o kelimenin bittiği harfle ikinci bir kelime söyleyeceksin. Öyle devam edeceksin. Bakalım nereye kadar. Tamam. Muallak. Kale. Edirne. Erzincan, Nalan, Nihal, Leyla, Aydın, Nurgül. Devam. Lüle. Dünya rekoru kaç biliyor musun bunda? Kaç? 27 kelime 1 dakikada. Aa. Vallahi. Çünkü sağ lobu da aynı anda çalıştırabiliyormuşsun. Cuma ben mikrofonu sana vereyim. Buyur. Oldu sen röportaja devam et. Oldu o zaman, iyi günler. Hiç yapamadığım bir şey yapacağım Cuma. Hiç üçlük atmamıştım bugüne kadar. Bakalım atabilecek miyim? Atamıyormuş. Demek ki atılmıyormuş. Bir daha deniyormuşuz Cuma'cığım. Cuma kafana gelirse sıkıntı yok.
Ben en iyisi olmayınca olmuyor. Ben bildiğim işi yapayım. Ben bildiğim işi yapayım en iyisi. Turnike bile atamadım. Neyse biz devam edelim. Evet, çok güzel havanız. Valla hava gerçekten güzel. Ben kameraya bugün arkamı mı dönsem ne yapsam? Hep ön taraftaydım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz? Valla biz de iyiyiz, öyle çıktık. Çekip çekip duruyoruz. Evet, İsim neydi? Dolaşıyoruz. Avniye Özkan. Çandan Avniye. Geliyoruz. Çandan? Çandan. Ha, ben Yenice'de okudum. Çan'ı bilirim ama güzeldir. Çok güzel. Avniye Hanım. Evet. Derler ki Çanlılar iyi tekerleme söyler. Valla ben onu geçtim artık. Hadi ya. Tabii gençlere bırakalım. Yok. Şarkı da alırdık. Sıkıntı yok yani de. Yok. Peki ben size tekrarlayayım. Siz onu hızlıca söylemeye çalışın. Tamam, bir denelim. Tamam. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Oho, çok zor. Yok. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kralın kızı kıza kızmamış. Kimi kızmamış? Kral kızmamış. Kavanoz iptal abi. Ben söyleyemem. Dur bir dakika, burası söylemeye çalıştı aslında. Evet. İsim neydi? Filiz. Siz de mi Çanlısınız? Evet, kızıyım. Öyle mi? Evet. Hadi ya. Bak Cuma şöyle, Allah aşkına. Siz komşu olabilirsiniz, anne kız olamayabilirsiniz de komşu olabilirsiniz. Ben öyle teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür tamam. ederiz. Evet, tekrar alayım. Siz söyleyin, ondan sonra ben söyleyeyim. Ben yavaş yavaş söyleyeyim. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kralın kızı krala kızmamış. Değil. Olmadı değil mi Cuma? Olmamış. Ay, bir kral daha. Kral kızına kızmamış. Değil mi sen? Bak, kral kızı. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Heh, şimdi oldu. Oldu. Avni abla senin kız çok zeki valla. Yok. Bak söyleyeyim. Süper. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Peki size tekerleme sormayayım. Biraz daha zor bir şey sorayım. Şimdi ben bir kelime söyleyeceğim. Evet. O kelimenin bittiği harfle siz bana ardı ardına 6 tane kelime söyleyeceksiniz. Evet. Ama her söylediğiniz kelimenin son harfini kullanarak. Ya mesela Ahmet diyeceğim. T ile bitecek Trabzon, Z ile bitecek işte Zakkum gibi. Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Makbule. Ebru. Devam. U ile bitti. Umut. T ile bitti. Turan. N ile bitti. Nermin. N ile bitti. Neriman. Yine N ile bitti. N'leri çok harcama bence. Nergis. Z ile bitti. Zehra. A ile bitti. Aydın. Ne ile bitti? Ne ile bitti? Gene ne ile bitti? 7 oldu. Mide. Mide. E ile bitti. Elma. Elma. A ile bitti. 9'a kadar bulduk. 9'u bulduk Cuma. Avniye. Avniye. E ile bitti. E ile bitti. Erik. Erik, hadi tamam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sizlere. Bu arada Kayseri'de komşum var, Zehra. He. Şey, kordona çıksanız da diyor, geçseniz Ton TV çekiyor diyor. Bir kere görsek ya sizi diyor. Bugün bu sefer Boğaz TV ile çektik ama. Boğaz TV ile yakaladık. TV mi? Onu da seyredebilirler Kayseri'den. Kayseri şu kadarcık yer. Evet. Rahat rahat seyrederler. İnternet üzerinden seyredebilirsiniz teyzeciğimizi. Sıkıntı yok. Boğaz.tv'yi seyredersiniz. Ondan sonra Çanakkale'de siz seyredebilirsiniz. Çok basit yani. Evet, o yüzden ben... Ne zaman olacağını söyleyeyim. Büyük ihtimal yarın akşam saat 9'da bu programı seyredebilirsiniz. Artık her gün çekeceğiz. Bu arada da evet. Söyleyelim onu bitişimizde Cuma, hatırlat bana. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, teşekkür İyi teşekkür gezmeler. Çan'a selam söyleyin. Sağ olun. Bak ta Çan'dan gelmişler. Bulduk Cuma böylelikle. Ne yapalım? Devam edelim. Hadi bir iki röportaj daha yapalım. Ondan sonra bitirelim. Gençler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Havayı güzel buldunuz, dolaşıyorsunuz galiba. Aynen. İsim neydi? Ramazan. Ramazan, gözlükler güzelmiş. Marka ne? Harbi, onun markası ne? Ama dikkatinizi çekerim. Çalışmıyor ama. Çalışmıyor. Harbiden la, çalışmıyor la. Oğlum niye çalışmayan saati takıyorsun koluna? Zenci verdi abi, insan ister istemez alıyor yani. Şimdi... Irkçılık yapma kanka. Zencilerden almayın. Evet, ırkçılık yapma. Çok... Adam zenci değil, esmer. Esmer bir kere. Şey. Bak, ben de ben onlardan bir ton açığım. Mesela bir ton. Kaç ton Allah bilir. Ton. Bu arada abi, konu neydi ben de unuttum. Biz öyle daldık. Sizlerin isim neydi? Cihan. Seninki Ray-Ban mı? Hayır. Çakma mı? Nair. Nair marka. Bu nasıl bir şey senin? Kanka. Senin saatin markası ne? Marka vermiyor. Esmer. Bir saniye abicim. Dur bakalım. Adam uğraşıyor. Harbiden üşenmiyor uğraşıyor ya. Markası yok. Harbiden. Cuma. Marka yok. Saat çalışmıyor. Kapitalizme karşıyız o yüzden. Çalışan her şeye karşı. Neydi? Tolga. Mustafa. Mustafa. Aranızdan hanginiz daha iyi tekerleme söylüyor? Bu arada diksiyon dersi aldım. Harbi mi? Gel bakayım, ben seni bir
diksiyonunu bir ölçeyim. İsim neydi? Cihan'dı. Cihan'dı. Oğlum ben 37 yaşında yaşlı başlı adamım, unutabilirim ya, normaldir. Gençliğin bağrındasın ya, ben yaşlıyım. Tam ortasındayım. Kaç yaşındasın? Kaç? 20 herhalde, 20. Vallahi şimdi tut at diyor Cuma abi. Peki, ya. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Yazmak lazım, söyledi. Yazmak lazım. Yooo, yazacak olduktan sonra Cihan onu benim babaannem bile söyler okuyarak. Biraz da hızlı okuyorsa rahmetli o bile söyler. Tekrarlıyorum. Aynen. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kızmış, kral kızına kızmamış. Ya, ya diksiyon dersiymiş ya, diksiyon ders. Kızmış sen dedin kanka. Tekrarla. Kızmamış mı? Yanlış söyledin. Diksiyon verdiğim para boşa. Boşa para boşa. Vermedim ki. Öyle belli, mi? Belli. Evet. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. O da doğru. Yavaş ama. Doğru, yavaş ama doğru. Ben bir daha alabilir miyim şeyi? Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Arkadaşa diksiyon dersi var. Ben almayayım, lütfen. Yok, sana başka bir şey. Sana başka bir şey. Şimdi, bir tane kelime söyleyeceğim. O kelimenin son harfiyle sen kelime türetmeye başlayacaksın. Ama her türettiğin kelimenin son harfiyle yeni bir kelime türeteceksin. Tamam. Tamam mı? Liman. Nergis. Devam. Sümbül. Sümbül oldu. Lale. Çiçeklerden gidiyoruz. Tamam bak. Eşkıya. Hala. Ali. Ali. İ ile. İsmail. M ile. Liman. L ile. Nane. Aferin, o baya baya. Ben karıştırayım kafasını diyorum ama baya iyi gitti. Teşekkür ederim gençler sana. Sen diksiyon dersi al. Vallahi Cihan'cığım. Güzel. Hangi takımlısın sen? Galatasaray'a mı? Sorana Galatasaray. Pek şey yapmıyorum. Ben. Sorana Galatasaray. Evet. Sen gerçekten git bir şey diksiyon dersi al. Çocuklar çok teşekkür ediyorum sizlere. Hadi bakalım size de. Şimdi siz öyle hızlı gidiyorsunuz. Ben durdurmayacağım zannediyorsunuz. Ama durduruyorum. Merhaba, isim neydi? Kubilay. Kubilay. Manolya. Manolya. Aa, güzel isimmiş. Valla. Ben böyle Kubilay'ın yanına geleyim. Kubilay, senin boy benden uzun ya. Valla biraz uzun gözüküyor. Vallahi bence biraz sizin uzun. Boyunuz biraz kısa. Sandal. Bundan sonra yanımızda sandalye taşıyalım Cuma. Benden uzunlar denk gelince çıkarım. Kubilay. İsim ne güzel bu arada. Yani. Valla. İkiniz mi siz özel mi seçtiniz? Ne yaptınız isimlerini? Yani denk getirmeye çalıştık. Kataloktan mı buldunuz? Manolya, Kubilay. Kubilay, tekerlemelerle aran nasıl? Yani ben edebiyat benim okuduğum için evet biraz yani. İyidir. Bak, yani fena değil. Bak emin misin? Demin bir tanesi diksiyon dersi alıyorum dedi. Çat dedi kaldı. Aslında o kadar iyi değil ya. He tamam. Tekerleme şöyle. Okuyacaksam iyi değil yani. Ben söyleyeceğim sen tekrarlayacaksın. Yani artık her bütün programı seyredenlerin hepsi ezberledi. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı? Ben yavaş söyleyeyim en iyisi. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Biraz hızlı Kubilay. Kralın kızı kiraz kavanozunu kırmış, kral kızına kızmamış. Olmadı Cuma. Manolya senden çıkar mı? Ben söyleyemem. Allah Allah. Yok söyleyemem. Bu arada sevgilin sattı seni. Kız arkadaşım daha iyi söyler dedi. Birazdan boşanıyorlar. Ben bayanlara söz hakkı vermek istiyorum. Değil mi? Bayanlara söz, o zaman verelim. Ama sana tekerleme sormayacağız Manolya. Seni kurtardım bak, çaktırma. Şimdi ben sana bir kelime söyleyeceğim. O kelimenin bittiği harfle sen yeni bir kelime söyleyeceksin. Ama o söylediğin yeni kelimenin bittiği harfle yeni bir kelime daha söyleyeceksin. Öyle uzatacaksın. Mesela Ahmet, T ile bittiğini düşünelim. Trabzon, Z ile bittiğini falan filan filan fişman. Evet. Berduş. Şanlıurfa. Adana. Artvin. Niğde. Edirne. Eskişehir. Bu kolay. Rize. Nereden gidiyor? Oo. Rize E ile gitti. Evet. Çocuklar çok teşekkür ederim. Öğrenciyiz galiba. Öğrenciyiz. Sen edebiyat bölümü okuyorsun. Edebiyat aynı bölümdeyiz. İkiniz de mi? Evet. Hangi sınıf? Kaçıncı sınıf pardon? Ben son sınıfım. Biz arkadaşım ikinci sınıf. İkinci sınıf. Memleket neresi? Benim Ankara. Aa, neresinden? Dikmen. Dikmen? Evet. Ben bir ara oraya şey gelecektim, damat gelecektim. Allah Allah. Ankara'nın Dikmen'i. Sonra kısmet olmadı galiba. Bir daha gitme dediler, gitmedim. Sen nerelisin? Rizeliyim ben. Rizelisin, onu. Biz valla bunlarla akraba çıkacağız. Siz mikrofon sendenin artık vedasını izleyin. Biz biraz sohbet edelim.
Yemek. Yemek. Dondurma da alacaksın mı? Ha. Oo, yemek. Bu çocuğun mide sağlam. Ne yiyeceksin bakalım? Ne alacaksın sen? Ne yiyeceksin? Midye alacağım. Midye alacağım. Başka? Mısır alacağım. Mısır alacağım. Mısırlar bedava Arda burada. Bak burada yapılıyor. Mısır verirler. Sen midyeden başka dondurma al mesela. Dondurma neyse? Dondurma alacaksın. Hangi takımlısın sen? Beşiktaş. Beşiktaş. Bak Beşiktaş'ı da yaptık seni. Kaç yaşındasın sen? 3 yaşında. 3 yaşındayım. Seni seviyorum canım. Peki büyüyünce ne olacaksın sen? Bilmiyorum. Şu an karar veremedik. Karar veremedin mi? Büyüyünce senden ne olur? Senden çok iyi bir ticaretçi olur. Bu yaşta sen su satmaya başladıysan. Yusuf tanıyor mu? Kimi tanıyor mu? Yusuf'u. Yusuf'u tanıyoruz mu biz? Yusuf hanginiz? Yusuf'u bulun. Ha, arkadaşın mı Yusuf? Ha. Yusuf'u tanıyor mu? Evde değil mi şimdi o? Evde. Evde. O oturuyor, sen çalışıyorsun. İşler değil. Allah bereket versin. Hadi sana hayırlı işler dileyim mi? Tamam, bir de şöyle el salla kameramıza. Böyle yap. Oh, bay bay de. Bay bay. Yap, bir de şöyle öpücük at. Güzel kızlar görsün. Cuma, görüyor musun bak, bu yaşta çalışıyor. Ama sen, ben kameraman arkadaşıma vereyim, dur ben seni öpeceğim. Gel buraya, gel. Gel buraya. Allah, Allah. Güzelliğe bak Cuma. Ben mikrofonumu alayım. Allah'ım seni var ya, seni yaradana kurban olayım. Gel bir öpeyim seni. Bir de öbür taraftan öpeyim Arda. Sen de beni öp çabuk. Bir de buydan. Oh, bak Arda'dan alacaksınız bundan sonra suyu Çanakkale halkı, ona göre. Tamam. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim, bitirecektim. Buradaki güzel yazıları, bütün babalar ölür, şair yok diyor. Burada ne yazmışlar? İsimlerini yazmışlar. 70 milyon cep telefonunu işleri konuşarak halleder misiniz? Göstereceğiz değil mi? İlginç bir şey. Bunu zaten okuyamadım. Gelecektim ama daha bir kötü hatıram olsun istemedim Venüs demiş. Özlem, Ece, Aleyna falan filan fişman. Bugün Çanakkale halkının aslında tekerlemeyle neleri yapmaya çalıştığımızı kimse anlamadı. Şimdi normalde hepimiz sağ lobumuzu kullanıyoruz. Beynimizin sağ tarafını kullanıyoruz ama düşünürken sol tarafımızı kullanmamız gerekiyor. İkisini aynı anda yapamıyoruz. Biz Çanakkale halkının aslında bunun ikisini de aynı anda yapabildiğini göstermiş olduk. Bu hafta bugün tekerlemelerle sizin karşınızdaydık. Ben de konuşamadım. Nedense bilmiyorum ama yarın bakalım hangi konuyla ya da bir sonraki programda hangi konuyla sizlerle karşınızda olacağız. Bu programın tekrarını www.bogaz.tv'de mikrofon sendeyi seçerek izleyebilirsiniz. Bizlere görüş, öneri ve sorularınızı da 0286-532-00 nolu telefondan ve www.bogaz.tv'den mail adresinden gönderebilirsiniz. Evet, rüzgarlı, güzel ama çok güneşli bir günden sizlere hoşça kalın diyoruz. Tekerlemeleri ezberlemeye çalışmayın. Sadece eğlenmeye çalışın. Hoşça kalın.